ve Burgu'yla yeni gün başlıyor. Günaydın sevgili izleyicilerimiz. Yeni gün programında ben Ümit Atabay bir kez daha sizlerle birlikteyim. Hafta içi her sabah olduğu gibi sevgili izleyicilerimiz. Evet, programımızın ilk bir saatinde ulusal gündemi aktarıyoruz. Ulusal gündemde neler var neler yok bunları konuşuyoruz. Bunları gazeteler aracılığıyla sizlerle birlikte paylaşıyorum. Ve hemen şu anda paylaşımda da bulacağım. Sosyal medya adresimiz ekranımızın sol alt köşesinde yazıyor. Sosyal medya adresimizden de mesaj atabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Sayfamızı sizler de paylaşabilirsiniz. Bizler de programımız içerisinde bu paylaşımlarda bulunuyoruz ki daha çok izleyicimizle buluşalım diye. Özellikle gurbetteki hemşehrilerimiz memlekette ne oluyor, ne bitiyor diye merak edenler varsa programımızı takip edebilirler. Çünkü programımızın özellikle ikinci bölümünde yerel gündem geçmiş olduğumuz zaman Ordu'da neler oluyor, Ordu'da neler bitiyor, gazetelerde neler yazılmış, hangi konular gündemde, hangi konular tartışılıyor, bunları elimizden geldiği kadar dillendirmeye çalışıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Evet, Ordu'da havaları soracak olursanız üzerimize giymiş olduğumuz hırkalardan da bellidir herhalde. Havalar artık soğumaya başladı. Kış kendini ocağın ortalarına doğru kendini yavaş yavaş hissettirmeye başladı. Geç mi kaldı? Herkes de aynı fikir, aynı soru sevgili izleyicimiz. Geç kaldı. Evet, ülke gündemine bakmış olduğumuz zaman hepimizin gözü, kulağı sınır ötesindeki askerlerimizde sevgili izleyicimiz. Mehmetçiklerimizde. Onların duacısıyız. Onlar için dua ediyoruz. Allah yardımcıları olsun. Ülke güvenliği için, ülkenin bölünmez bütünlüğü için onlar orada o görevleri yapıyorlar sevgili izleyicilerimiz. Dün röportajlar sırasında bir annenin söylemiş olduğu gibi ayaklarına taş değmesin sevgili izleyicilerimiz. Hepimiz onlar için dua ediyoruz. Bir bütünlük içerisindeyiz sevgili izleyicilerimiz. Evet, sınır ötesindeki operasyonda Zeytin Dalı operasyonu sürüyor sevgili izleyicilerimiz. Şehitlerimiz de var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Acılı ailelerine sabırlar diliyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun. Ama operasyona bakmış olduğumuz zaman da operasyon başarılı bir şekilde, hızlı bir şekilde, daha doğrusu askeri yetkililer tarafından, devlet tarafından planlanmış olduğu gibi şekilde gidiyor sevgili izleyicimiz. Evet, hükümet sözcülerine söylemiş olduğu gibi tek bir terör unsuru kalmayana kadar mücadele devam edecek. Oradaki temizleme görev devam edecek. Orada güvenli bir koridor açılıyor sevgili izleyicilerimiz. Evet, bunların detayları yine dakikalar içerisinde sonra sevgili izleyicilerimiz aktaracağız. Gazetelerimizde bunların hepsini sizlere aktaracağız. Sizlerle birlikte paylaşacağım sevgili izleyicilerimiz. Evet, ilk olarak gazetelerimize bakmadan önce son dakika gelişmeleri içerisinde neler var bunları gözden geçirelim. Evet, bir yandan da kar geliyor. Soğuk havadan bahsettik biraz önce. Bakın, kar İstanbul'a yaklaştı. Kocaeli'nde yoğun kar yağışı başlamış. Kocaeli, İstanbul artık Karadeniz'den bu tarafa doğru, doğuya doğru gelir mi? Bilemiyoruz tabii ki. Evet, yerleştirme yürütme kurulu oluşturmasına resmi gazetede karar verilmiş sevgili izleyenler. Beşiktaş'ta eğlence merkezi önünde silahlı saldırı, Ortaköy'de motosikleti iki kişi tarafından bir eğlence merkezinin girişinde bulunanlara silahlı ateş açıldı. Saldırı sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alınmış sevgili izleyicimiz. Evet. Beyaz Saray'dan Küstah Türkiye açıklaması. Beyaz Saray'dan Küstah Türkiye açıklaması. Saray sözcüsü Sanders Türkiye Suriye'de gerilimi düşürmesi çağrısında bulundu. Ve Amerika Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün bu konuda telefon görüşmesi yapacağını açıkladı ki asıl gerilim yaralatanlar kendileri. Orada milyonlarca, yüz binlerce insanın Orta Doğu'da ölümüne sebep olanlar kendileri sevgili izleyicimiz. Niçin? Yani oraya barış getirmek için değil. Sadece oranın kaynaklarını kendilerine alabilmek için, kendi emperyalist güçlerinin bunları kullanabilmeleri için sevgili izleyenler. Şimdi de planlar, yani yapmış olduğu oyunlar,
planlar kendi istedikleri dışında, kontrolleri dışında gerçekleştirmiş oldukları zaman hani bizim deyimimizde nedir? Bu şekilde çamura yatarlar. Bu şekilde çığırtkanlık yapılır. Başka hiçbir şey değil sevgili izleyenler. Orta Doğu'da terör unsurlarını yerleştiren, terör unsurlarını güçlendiren, hatta terör unsurlarının, terör örgütlerinin kuran olduğu iddiaları oraya yerleştiren, onları destekleyen, daha sonra orada kaos yaratan insanları mezhepler veyahut da buna benzer şekilde karşı karşıya geçiren, insanların birbirleri karşılaştıran, savaş açtıran, her iki gruba silah gönderen, silah satan, farklı politik oyunların içerisinde masada başka, ayakta başka şekilde hareket eden, kendileri yüz binlerce insanın ölümüne sebep olan, milyonlarca, yüz binlerce insanın oradan göç etmesini, kendi topraklarını bırakmasına sebep olanlar onlar, şimdi de Suriye'deki gerilimden bahsediyorlar sevgili insanlar. Yani nasıl bahsediyorlar bunu anlamak mümkün değil. İşte bakın Suriye'deki gerilimin düşmesi çağrısı. Suriye'deki gerilim düşmesinin tek bir sebebi var. Amerika o ve o bölgedeki gerilimin düşmesinin tek bir sebebi var. Amerika ve diğer dış güçler sevgili izleyenler, emperyalist güçler kendi silahlarını, kendi askerlerini, kendi güçlerini oradan çekerler. Kendi ülkelerine giderler. Oradaki gerilim düşer. Orada yöre halkı kendisiyle beraber bir şekilde anlaşırlar, ederler. Terör unsurlarını desteklememeleri gerekiyor. Yaratmış oldukları terör unsurlarıyla beraber o bölgeyi bir şekilde dizayn ediyorlar. Nedir? Kendi askerlerini de sokmuyorlar sevgili izleyenler. Önce orada kaos yaratıyorlar, kavga çıkartıyorlar, savaşlar oldu. Daha sonra da biz barış getirdik, biz sizin kavganızı ayırmaya geldik bahanesiyle beraber sözde demokrasi getirdik söylemleriyle beraber oraya gelip yerleşmeye çalışıyorlar ki artık bunlar oyunları tamamen ortaya çıktı sevgili izleyenler. Ama yüzyıllardır yani yıllardır bu şekilde bunlar böyle emperyalist güçler sömürgeler yaratıp sömürgeler üzerindeki o ülkelerin güçlerini hemen neler diyelim bunlara, hangi neye benzetelim, kene benzetelim. Evet. Terör örgütü DEAŞ'a ağır darbe sevgili izleyicilerimiz. DEAŞ'ın sözde sağlık emri Kefan Basen, Hüseyin ve Kırmızı Bülten'e aranan iki kişinin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü tutuklanmış sevgili izleyicilerimiz. İçeride ve dışarıda tek bir terör unsuru kalmayana kadar umarım ki bunlar devam edecekler sevgili izleyenler. Müslüman alimlerden Zeytin Dalı'na da destek gelmiş. Müslüman alimlerden Afrin operasyonuna destek açıklaması sevgili izleyicimiz. Evet. Alman aşırı sağcı siyasetçi Müslüman oldu. AfD Partisi Havelland Bölge Başkan Yardımcısı Wagner isabeti seçmiş. Doğru yolu bulmuş sevgili izleyicimiz. Evet, Trump'dan ek vergi sürprizi sevgili izleyicimiz. Bunlar da diğer haberler. Türk jetleri PYD'nin sesini böyle kestiler şeklinde. Afrin'deki Türk savaş uçakları tarafından vurulan televizyon vericisine karadan girilmiş sevgili izleyenler. Evet, son dakika haberleriydi bunlar. Son dakika haberlerinde bu şekilde sizlere aktarmaya gayret ettik. Evet, şimdi sosyal medya adreslerimize bakacağız. Sosyal medyadaki gelen mesajlarınız var mı? Ama daha önce ne yapıyorum? Arkadaşlarımıza davet gönderiyoruz değil mi? Evet, sosyal medya artık televizyon programlarının da içerisinde tamamen bulundu. Bu arada kamerada sevgili Tolga bizlerle birlikte, rejide ise Aykut bizlerle birlikte olan arkadaşlarımız. Aykut, sana da davet gönderdim. Gördün değil mi? Evet. İşte davetler sadece böyle önceden neyle gönderdik sevgili izleyenler? Davetiler yazardık, davet gönderdik ama şimdi bu şeyi sosyal medya üzerinden davetler gönderiyoruz. Evet, Nihat Alkan, soğuk ve yağmurlu bir ordu sabahından günaydın. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personellerinin Allah yardımcısı olsun. Onlara Perşembe ilçemizden selamlar, sevgiler. Evet, dün haber bültenlerini ben de izlerken askerlerimizle yapılmış olan röportajlar vardı. İnanın ki o kadar duygulu anlar yaşandı ki sevgili izleyicilerimiz. Bir askerimiz annesiyle konuşurken muhabir yaklaşıyor. Annesinden işte telefon alıyor. Annesiyle konuşuyor. Annesinin gözü yaşlı.
oğlunu askere askerde işte sınır ötesinde operasyonda olduğunu Allah korusun diyor. Bütün askerlerimiz Allah korusun. Ama diyor biz diyor öyle insanlarız ki diyor. Öyle bir toplumun insanlarıyız ki diyor. Bir oğlum daha var. Oğluma bir şey olsa öbür oğlumu da askere gönderirim diyor. Aynı şekilde önemli olan memleket diyor. Memleket meselesi. Tabii ki sevgili izleyicimiz bizler bunu memleket meselesi olarak görüyoruz ama bir yandan da işte insanlar göz arkalarına bakmadan memleket meselesi olarak kendilerini silahların önüne atarken öbür tarafta da memleketin gücünü kullanıp memleketin kendisine vermiş olduğu imkanları kullanıp kendini avantaj sağlayan insanları da buradan kınıyoruz. Onların utanması gerekir. Hani bahsediliyor ya hırsızlıklar, yolsuzluklar, adam kayırmalar, işte kendini rahata çekmeler buna benzer. Onunla hani kendine ballı ballı mevkiler, iktidar mücadeleleri, bunların kavgaları. Onların bu askerlerimize, Mehmetçiklerimize bakıp utanması gerekiyor. Her kim ki devletin imkanlarını kendi lehine kullanıp da bir kuruşunu aldıysa ben kendimi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak helal etmiyorum. Ve Mehmetçiklerimize bakıp, askerlerimize bakıp onların gözlerinin içerisine bakmaları lazım ve utanmaları lazım. Her gün gazetelerde boy boy çıkıyor. Yolsuzluk, ihaleler, şunlar bunlar. Ne kadarı doğrudur hiçbir fikrim yok. Eğer ki doğruysa, ki bahsedilen rakamlar da öyle az hızlı olan rakamlar değil sevgili izleyicilerimiz. İşte biz bir taraftan gariban Mehmet vatanını korumak için göğsünü siper ediyor. Öbür tarafta sen devletin sana vermiş olduğu imkanları kendiliğine kullanıyorsun. Yok efendim fesat karıştırmalar, yok efendim söyleyeyim rüşvetler, yok adam kayırmalar, yok onun adamı, yok bunun adamı, ben senin adamıyım. İktidarını kendi bulmuş olduğun koltuk korumak için bin bir numaralar çekeceksin. Orada kalmak için, orayı sağlamlaştırmak için duracaksın. Öbür tarafta vatan evlatlarımız sınır ötesine operasyon yapacak. Yok öyle ya. Bu dünyada belki kendini kurtarabilirsin ama öbür dünyada kurtaramazsın. Ben kendi adıma söylüyorum. Hakkımı helal etmiyorum o anlamda. Evet, Sabah gazetesiyle devam edelim sevgili izleyenler. Sabah gazetesi bugünkü aktaracak olduğumuz ilk gazete. Sabah gazetesinin ilk sayfasında bakın sevgili izleyicilerimiz PKK, PYD mevzileri dövüldü. 260 terörist öldürüldü. Üç cephede ilerleyen TSK ve ÖSÖ önemli noktaları ele geçirdi. Üsteğmen Usta'nın şehit düştüğü Ömer Uşağı köyünde kontrol sağlandı. 4 günde 260 terörist öldürülmüş sevgili izleyicilerimiz. Umarım ki bütün terör unsurları etkisiz hale getirilir. Ya teslim olurlar veyahut da teslim olmuyorlarsa sevgili izleyicilerimiz mermiler karşısında etkisiz hale geliyorlar. Evet, ölen askerlerimize de tekrar şehitlerimize, askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Evet, şehidimizin vasiyeti bize emanet. Bakın, sınır ötesine operasyona giden, göğsünü siperlere, mermilere siper eden Mehmetçiğimiz. Bir vasiyeti var. Nedir vasiyeti? Şimdi biraz önce anlatmış olduğumuz olayda yani bazılarının yüzleri kızarması gerekiyor. Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidi Musa Asubay, sen rahat uyu. Türkmenlere anaokulu vasiyetini bu millet yerine getirecek. Mehmetçik arkadaşlarıyla yazışırken yazıyor. Bu belge olarak burada kalsın diyor. Benim diyor vasiyetimdir diyor. Eğer diyor şehit olursam diyor. Türkmenlere bana verilecek olan şehit parasıyla beraber diyor. Anaokul yapasın diyor Türkmenlere diyor. Ve diyor benim adım verilsin. Böyle bir vasiyet sevgili izleyicilerimiz. Böyle bir vasiyet. Çok görüyoruz yani etrafımızda sağda solda devletin söylemiş olduğumuz gibi zengin olanlar alıp yürüyenler ama ne bir okul ne bir buna benzer işte çocuklar için yuva veyahut da buna benzer işte yardıma ihtiyacı olan kişilere yardım veyahut da kurumlara kuruluşlara böyle destekler hiçbirisine rastlamıyoruz sevgili izleyicimiz. Devamlı kendi ceplerine, kendi ceplerine. Dünyada açlıktan bahsediliyor. Yani dünyada açlığın olmasının sebebi sevgili izleyicilerimiz
aslında aç insanları doyuramamaktan kaynaklanmıyor. Dünyada açlığın ve yoksulluğun olmasının sebebi zengin olan aç gözlüleri doyuramamaktan kaynaklanıyor sevgili izleyenler. Yoksa bu gelir eşit bir şekilde bölünmüş olsa dünyadaki herkese, her ferde kendini karnını doyurabilecek, hayatını geçindirebilecek kadar şey var, imkan var. Ama maalesef ki fakirleri, aç olan insanları, imkanı olmayan insanları doyuramamaktan kaynaklanmıyor açlık. Zenginleri doyuramamaktan, onların açgözlülüğünden kaynaklanıyor. Adam trilyonlar yapmış, hala gücüne güç katmaya, trilyonların peşine. Anlamıyoruz tabii ki bunları. Yani algılamamamın da benim en azından, benim anlamamın mümkünatı yok. Anlayan varsa bize de anlatsın. Evet, Astsubay Üst Yavuşu Musa Özalkan, kalbi vatan için çarpan kahraman bir askerdi. Her şehit haberi yüreğini dağılıyordu. Çanakkale'de bir Seyit, Ankara'da bir Ömer, Trabzon'da bir Eren. Biz aşkı vatan için canına verenlerden öğrendik diyordu. Operasyona çıkmadan önce arkadaşına attığı tweet'te vasiyetini yazmış. Vasiyetimdir, şehit olursam devletin vereceği parayla Telafer'deki Türkmen balalar çocukları için anaokulu yaptırılsın. Şehadete giderken verdiği insanlık örneğini Türkiye'yi ağlatan Musa Astsubay'a milletin cevabı cenazesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Vasiyetini Türk milleti olarak yerine getiririz diyor sevgili izleyenler. İşte bu, yani bu Mehmetçiğimizin mücadelesi, şehidimizin sevgili izleyicimiz vasiyeti, biraz önce anlatmış olduğum şekilde o mücadele, o kavgayı yani sadece kendi çıkarları için kullananların duyup utanması, yüzeyinin kızarması lazım. Evet, Afrin Harekatı'na dördüncü gün Zeytin Dalı'nda, dördüncü gün geride kalırken Mehmetçiğin desteklediği Özgür Suriye ordusu Afrin'in batısındaki El Hammam köyü ve çevre tepelerindeki teröristlerden temizlenmiş sevgili izleyenler. Kuzey cephesinde ise Üsteğmen Uslan'ın şehit düştü Ömer Uşağı köyü 5 stratejik tepeye PKK-PYD'den alındı. TSK 4 günlük bilançoyu açıkladı. En az 260 terörist etkisiz hale getirilmiş sevgili izleyenler. Evet, Türkiye'nin kalbi Mehmetçik'le atıyor. Vatan candır, vatan kandır, vatana sahip çıkmak imandır şeklinde dövizler hazırlamışlar sevgili izleyenler. İşte Adana'da vatandaşlar bu pankartlarla böyle vatandaşlarımız, askerlerimizi, Mehmetçiklerimizi destekliyorlar sevgili izleyenler. Türk halkı Mehmetçik için tek yürek oldu. Evler, işyerleri bayraklarla donatıldı. Mehmetçiği kendi yavrularından ayırmayan Hataylı annelerin hazırladıkları yaprak sarmaları sınırda askerlere teslim edildi. Şehit annesi Hatice Küçük'ün Kırıkan'da sınırdaki askerlere sarılarak "Hepiniz benim Ömerlerimsiniz" demesi Türk halkının hislerine tercüman olmuş sevgili izleyenler. Evet, Osmaniyeli baba Hüseyin Kara Afrin konvoyunu durdurdu. Oğlu Er Esat Ahmet Kara'ya sarılarak helallik aldı. Kara'nın 3 oğlumla asker, üçü de vatana feda olsun sözleriyle Türkiye'yi duygulandırmış sevgili izleyicilerimiz. Ve 3-5 soysuza soluk aldırmayız. Şehit Astsubay Musa Özalkan'ın cenazesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu. Bu Afrin operasyonunu zafere ulaşacağız. Kararlıyız, azimliyiz. Bu ülke ne dedi bakmayız. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. 3-5 ipsize, soysuza bu sınırlarda soluk aldırmayız şeklindeki haberler sevgili izleyicimiz. Evet, Sabah gazetesinin ilk sayfa haberleriydi. Bu haberleri de sizlere aktardık. Sizlerle birlikte paylaştık sevgili izleyenler. Evet, şimdi diğer bir gazetemize devam edeceğiz. Ama öncesinde mesajlarımız var mı bakıyoruz. Evet. Veli Eroğlu, günaydın TV52 yeni gün demiş. Teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan selamlar, sevgiler gönderiyorum. Akkuş Orta Bölme Mahallesi'ne gönderiyor Veli Eroğlu selamını. Eyüp Kaya, Adapazarı'ndaki akrabalarımızla sizleri izliyoruz. Orada selam olsun demiş. Bizler de teşekkür ediyoruz kendilerine göndermiş olduğu bu mesajlara sevgili izleyicilerimiz.
Evet, Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet gazetesinin ilk sayfası NATO'dan destek sevgili izleyenler. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Gotthard Muhalleler Hürriyet gazetesine konuşmuş. Türkiye terörden çok muzdarip oldu. Ankara'yı tam olarak anlıyoruz demiş sevgili izleyenler. NATO üyeleri arasında en çok saldırıya uğrayan ülkenin Türkiye olduğunu belirten Gotthard Muhalleler Afrin harekatını konuşurken yalnız orantılık ve uluslararası hukukun diğer yönlerine odaklanmasını vurguluyoruz. Muhataplarından Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyulduğuna ilişkin olumlu mesajlar aldım. Bizler emperyalist güçler gibi oraya gidip çeşitli bahanelerle girip yıllarca, on yıllarca kalmıyoruz. Öyle bir düşünce yok. Eğer öyle kalınırsa da o zaman o konular tartışılır. Ama bizleri işte o emperyalist ülkeler gibi karıştırmasınlar. Onlarla beraber karıştırmasınlar. Karşılarına Türkiye var. Hiçbir ülkenin, hiçbir komşusunun bir karış toprağına ihtiyacı olmayan, göz dikmeyen, onların kaynaklarına da göz dikmeyen bir ülkeden bahsediyoruz. Ve bu ülkenin adı Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti. Bunları iyi görmeleri, iyi bilmeleri lazım. Aslında o kadar iyi biliyorlar ki, sevgili izleyenler. Ama Türkiye'nin bu harekatı onların da beklememiş olduğu beklentisinin çok çok daha ötesinde, belki de o bölgedeki bütün onların planlarını, dengelerini bozacak olan bir planlama. Çünkü onlar orada tamamen terör örgütlerini kurup, terör örgütlerini yapılandırmak ve onları küçük küçük kendi yönetecek oldukları devletçikler haline getirmek veyahut da o bölgelerin kontrollerini onlar sayesinde sağlamaya çalışıyorlar. Şimdi tutup sevgili izleyenler, biz kendi hakkımızı korumuş olduğumuz zaman bütün uluslararası anlaşmaları gözler önüne seriyorlar. Amerika girmiş olduğu zaman hiç kimse hiçbir anlaşmadan bahsetmiyordu. Hiç bir uluslararası işte NATO'ydu veyahut da buna benzer şeyler, Amerika'ya çıkıp da buraya giremezsin, bunu yapamazsın, İşte oradaki insanları zor durumda bahsetmiyor, uluslararası işte anlaşmalar bunları söylüyor diye hiçbir zaman söylediklerini duymadık. Zaten Amerika'da bunları dinlemiyordu. Evet, Amerika'dan YPG Afrin Reisi sevgili izleyenler, Pentagon Sözcüsü Galloway Anadolu Ajansı'na konuşmuş. Bir YPG birliği artık DAEŞ ile mücadele etmeyeceğiz, Afrin'deki kardeşlerimizi desteklemeye gideceğiz derse o zaman kendi başlarına kalırlar, artık ortaklarımız olamazlar diyor sevgili izleyenler. Evet, görüyorsunuz açıkça YPG unsurlarından ortaklarımız olamazlar diyor. Kim bunu söyleyen? Amerika sevgili izleyenler. Neyse, devam ediyoruz. Evet, TSK en az 260 terörist öldürüldü açıklamasında bulundu. Zeytin Dalı Harekatı'nın 4. gününde TSK birlikleri ve ÖSO'nun ilerleyişi sürdü. Askerlerimiz mayınlı araziye dayandılar. Obüslerle dün sabah saatlerine atış yapılan Bursera Dağı yamaçlarında ÖSO ile PYD, YPG teröristler arasında yoğun çalışma yaşandı. 15'ten fazla noktada teröristlerden temizlendi. Birlikler mayınları imha ederken giderek ilerliyor. TSK en az 260 terörist öldürüldü açıklamasında bulunmuş sevgili izleyenler. Evet, ağlatan vasiyet sevgili izleyicimiz, Mehmetçiğimizin, askerimizin cenaze töreni sevgili izleyenler. Afrin şehidi Musa Özalkan'ın Kuzey Irak'taki Türkmen kenti Telafer'de anaokul yaptırılarak kendi adının verilmesi vasiyetinde bulunduğu ortaya çıkmış sevgili izleyenler. İnanın ki yani duygulu bir aslında yani vasiyet, askerimizin böyle bir vasiyette bulunması, yazması, daha sonra şehit olması gerçekten çok dramatik. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Acılı ailesine sabır diliyoruz sevgili izleyicimiz. Ama acılı ailesinin böyle bir evlat yetiştirdiği için de, böyle bir vatan evladı yetiştirdiği için de kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır sevgili izleyenler. Evet, şehit Özalkan'ın cep telefonuna yolladığı bir mesajla ortaya çıkan vasiyetinde MHP lideri Bahçeli'nin yerine getireceği açıklandı. Bahçeli'nin özel kalem müdürü Murat Çeliker sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şehidimizin son arzusu yerine getirilecektir. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun
Evet, dördüncü günde iki şehit acısı sevgili izleyenler. Harekatın dördüncü günde Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın acı haberi. Antalya İngilizce öğretmeni eşi Saide Üstünler Usta'ya verildi. Uzman Mehmet Murat Dağlı da şehit düştü. Murat Dağlı 6 ay önce evlenmişti. Dün bir askerde çatışmada yaralanmış sevgili izleyenler. Yaralılarımıza acil şifa, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz sevgili izleyenler. Ülkemizin başı sağ olsun. Evet, devam ediyoruz yine. 3-5 ip size soluk aldırmayız diyor Afrin şehidi. Afrin şehidi Musa Özalkan'ın cenazesinde saf tutuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararlılık mesajı vermiş sevgili izleyicilerimiz. Terör koridorunu başlarına yıkacağız diyor. Başbakan Yıldırım terör koridorunu başlarına yıkacağız. Hiç ona buna güvenmesinler. Emperyal güçlerin oyunlarına gelmesinler. Derhal silahlarını bıraksınlar. Milletin başına bela olmaktan vazgeçsinler diyorlar. Diyor. Evet, teröristlerin başına alev yağmış. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'deki terör örgütü PYD, PKK mevzilerini yoğun ateş altına tutuyor. TSK'dan da dün çok namlulu roket atarlar ve obüslerle mevzileri vurmuşlar sevgili izleyenler. Ve Amerika, Rusya aramızı açmaya çalışıyor açıklaması. Amerika Dışişleri Sözcüsü Norent Rusya açıklamalarıyla iki NATO müttefikin arasını açmaya çalışıyor. Yani diyor ki Amerika, Rusya Türkiye ile Amerika'nın arasını açmaya çalışıyor açıklamalarında bulunuyor. Amerika'nın nasıl bir düşünce tarzı var? İnanın ki anlamak mümkün değil sevgili izleyenler. Yani masada bizlerle birlikte oturup teröristlere de binlerce tırla silah gönderdiğini unuttu herhalde. Onlarla anlaştığını unuttu herhalde. O kadar uyarılara rağmen unuttu herhalde. Bilmiyorum yani. Hani halk arasında bir deyim vardı ya, neyin kafasını yaşıyor. Yani biraz kaba bir tabir oldu belki ama yani herhalde bu en iyi bu cümle açıklardı. Evet, devam ediyoruz sevgili izleyicimiz. Hürriyet Gazetesi ve Hürriyet Gazetesi'nden aktaracak olduğumuz haberlerde bakıyoruz. Bu kadarmış. Hürriyet Gazetesi'ni aktardık sevgili izleyicimiz. Evet, Mehmet Diner, hayırlı yayınlar, güzel memleketimizin güzel insanları demiş. Teşekkür ediyoruz Mehmet kardeşimize, sevgili izleyicilerimiz. Evet, Bilal Aydınhan, selam, günaydın TV52 ailesi. Bir firma, kargo firması kilis şubesini kapatmış. Böylesine destek olmayan firmaları da deşifre etmeliyiz. İyi yayınlar diyor. Hiçbir bilgim yok Bilal kardeşim. Senden duydum. Firma ismini vermekte kurma açısından da, rütbü şey açısından da sakıncalı olabiliyor. O yüzden sadece bu şekilde, üstü kapalı bir şekilde anlatmak durumunda kaldım. Evet, Habertürk gazetesi sevgili izleyenler, Habertürk gazetesiyle devam ediyoruz. Habertürk gazetesinin ilk sayfasında Beştepe'de hareket merkezi soluk aldırmayacağız diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytin Dalı'nın ilk şehidi üst çavuş Musa Özalkan'ın Ankara'da düzenlenen cenaze töreninde konuştu. Zafere ulaşacağız, kararlı ve azimliyiz diyor sevgili izleyicimiz. Evet, çok önemli operasyonlar sinsilesi içerisinde ordumuz herhangi bir kavme, ırka değil. Bu operasyon tamamıyla PYD, YPG, PKK ve DAEŞ gibi terör örgütlerine yönelik. ÖSO ile zafere ulaşmak suretiyle kazanacağız. İnancımız tam ve kararlıyız, azimliyiz diyor sevgili izleyicimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve biraz önce aktarmış olduğumuz haber yine şu ne demiş, şu ülke ne nasıl bakmış, bunlara bakacak halimiz yok. Bu konuda karar milletindir. Bu millet kendi göbeğini kendisi kesecek ve biz sınırlarımızda taciz eden 3-5 tane ip size soysa bu sınırlarda sol aldırmayacağız diyor. Evet, Mehmetçiğimizin vasiyet haberi yine bu gazetelerimizde de var, Habertürk'te de var ve vasiyetin yerine getirileceğine dair vasiyet sözleşmesi başlığında Habertürk gazetesinin ilk sayfasından sevgili izleyicimiz. Evet, PKK, YPG'ye büyük darbe, 260 terörist etkisiz hale getirildi. TSK'nın açıklamış olduğu, vermiş olduğu bir bilgi sevgili izleyicimiz. Evet, burada bir fotoğraf var. İşte
tanklarla, zırhlı birliklerle konuşulmuş olan Türk askerlerinin çekilmiş olan bir fotoğrafı yine Habertürk gazetesinin ilk sayfasında sevgili izleyicilerimiz. Evet. Bakalım başka neler var. Ekonominin, evet, yani bu şey başlamış olduğu zaman acaba ekonomi nasıl olacak diye endişeler vardı. Yani Afrin'e sınır ötesi operasyon başladığı zaman acaba piyasalar nasıl etkilenir diye merak edenler vardı. Beklenen belki de tam tersine oldu. Piyasalar gayet rahat görünüyor. Rahat bir tavır içerisinde. Dolar gevşemeye başladı sevgili izleyicimiz. Bunun yanında ise işte borsa cephesini merak edenler varsa, borsada ise tarihi rekor geldi. Bunu da anlatalım, bunu da aktaralım sevgili izleyicimiz. Evet, Habertürk gazetesini aktardık. Habertürk gazetesinden sonra Posta gazetesiyle programımıza kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz. Evet, Posta gazetesinin ilk sayfa haberi. Evet, Amerika'dan şaşırtan uyarı. Posta gazetesinin ilk sayfasında neymiş bu uyarı, biraz sonra aktaracağım. Cephedeki askere anne yemeği sevgili izleyenler. Hatay Hasa'daki anneler Suriye'ye gidecek olan Mehmetçiklere yaprak sarması gönderdi. Sarmaları alan Mehmetçikler ellerinizden öperiz diye mesajlar yollamışlar. İşte annelerimiz, analarımız sevgili izleyicilerimiz kendi elleriyle sarmış oldukları dolmaları Mehmetçiklere götürmüşler. Buradan selam da gönderiyorlar. Mehmetçikler de işte güler yüzleriyle, umutlarıyla beraber sevgili izleyicilerimiz, askerlerimiz yaprak sarmalarını annelerinden alıyorlar. Allah hepsinin yardımcısı olsun sevgili izleyicilerimiz. Bir annemizin söylemiş olduğu gibi ayaklarına taş değdirmesin Mehmetçiklerimize. Onlara dua ediyoruz. Onlar için dua ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Onlar için, onların bu ülke için yapmış olduklarını unutmamızın mümkünatı yok sevgili izleyicilerimiz. Mümkünatı yok. Yani bazen ülke siyasi kısır çekişmelerin içerisine giriyor ya, işte bu çocuklarımıza bakıp utanmaları gerekiyor. Hani o kavgalar içerisine giriyor, çirkin laflar ediyor ya, bu çocuklarımıza, bu askerlerimize bakıp sevgili izleyicilerimiz bazı şeylerde örnek alınması gerekiyor. Bizim kavgamız bu ülke için, bizim kavgamız bu topraklar için, bayrak için sevgili izleyenler. Tutup da kendimiz için, kendi siyasi çıkarlarımız veyahut da kendi şahsi çıkarlarımız, bunlar için kesinlikle olmaması gerekiyor. Önce vatan, önce vatan, önce bu topraklar. Daha sonra siyasi partini, işte içine bulunmuş olduğun partini veyahut da işte desteklemiş olduğun parti, sempatizanıysa, partini düşünüyorsan düşünürdürsün. Ondan sonra da kendi çıkarlarına sıra gelirse kendine bakarsın. Bu yani, ama bize tam tersi. Önce kendine bakıyor, sonra partisine. En sonunda vatan. Ama tam tersi olması lazım. Her ne olursa olsun sevgili izleyicimiz, önce bu toprakları korumamız gerekiyor. Asıl kavgamız sadece bu yönde olması gerekiyor. Ama duyuyoruz ki işte. Adam kayırmalardan, yolsuzluklardan, yani her gün buna benzer haberler oluyor. İşte bugünkü programımızın başında da söylemiş olduğumuz gibi, bu çocuklara, bu Mehmetçiklere bakıp bazı yüzlerin o anlamda kızarması gerekiyor. Evet, o kavgaları artık bir kere bunlara bırakıp barış içerisinde, yani karşıt bir siyasi görüş olsa bile oturup dinlememiz gerekiyor. Çok ciddi anlamda kavgalara da şahit oluyoruz. Bunlar artık yani vatandaşları, insanları yoruyor. Bu siyasi kavgalar da ülke maalesef yani gergin bir halde oluyoruz. Trafikte bile en ufak bir tartışmadan insanlar neredeyse yani birbirlerini öldürecek derecede kavga haline düşüyoruz. Neyse, bu konuları, mevzuları geçiyoruz sevgili izleyenler. Amerika'dan şaşırtan uyarı gelmiş. Biraz önce söylemiştim. Ne acaba uyarı? Hep beraber bakalım sevgili izleyenler. Amerika terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin komutasında 30 bin kişilik sınır ordusu kuracağını açıklamıştı. Amerika'nın teröre yaptığı ittifak Türkiye'yi çok kızdırmıştı. Sınır ordusu dün Afrin doğusundaki harekette silahlı, üniformalı gövde gösterisi yapmış sevgili izleyicimiz. Ve PYD'li teröristler Afrin'e her an girebiliriz diye meydan okumuş.
Türkiye ile Afrin Harekatı sonrası ilişkilerini düzeltmeye çabalayan Amerika, PYD'ye jet hızıyla şu mesajı gönderdi. Böyle bir hareket yaparsanız desteğimizi çekeriz diyor sevgili izleyenler. Açık açık her anlamda teröristlerle destek içerisinde olduklarını bu mesajlardan da çıkartabiliyoruz. Evet, Trump bugün Erdoğan arayacakmış sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan arayacakmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin operasyonu öncesinde Amerika Başkanı ile görüşme olacak mı sorusuna o bana dönecekti. Dönmezse ben dönmem demişti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Trump Erdoğan'ı aramak istiyor. İki başkan bugün telefonda konuşacakmış sevgili izleyenler. Bir yandan da Putin'le görüşme. Erdoğan dün akşam ise Rusya lideri Putin'le telefonla Afrin operasyonunu konuşmuşlar sevgili izleyicilerimiz. Vatan size minnettar. Türk ordusu ulusal güvenliğimiz için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın 4. gününde terör örgütünü darmadağın etti. Üsteğmen Oğuz Kağan Usta Kuzey Cephesi'nde uzman çavuş Mehmet Murat Dağlı Batı Cephesi'nde kahramanca çarpışırken şehit düştü. Önceki gün şehit olan askerlerimiz Astsubay Musa Özalkan da dün Ankara'da son yolculuğuna uğurlanmış sevgili izleyicimiz. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Astsubay'ın tabutu başında şöyle demiş. 3-5 soysuza soluk aldırmayacağız diyor sevgili izleyicimiz. Evet, şehit uzman çavuş Mehmet Muratoğlu 6 ay önce bir gün Muratoğlu'yla evlenmişti. İşte şehitlerimiz, sevgili izleyicimiz, tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz şehitlerimize. Mekanlar cennet olsun. Acılı ailelerine sabır diliyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun sevgili izleyicimiz. Evet, NATO Genel Sekreter Vekili Rose Gottemelder dün şöyle demiş. NATO operasyon ilk anından beri çok net şekilde Türkiye'nin son derece büyük bir terör tehdidiyle mücadele ettiğini belirtti. Türkiye'nin halkı haklı endişeleri var ve bunlarla mücadele etmek zorunda demiş sevgili izleyenler. Evet, terörün zırhı delinmiş. Zeytin Dalı Harekatı'nın 4. günde Türk ordusu sınırdan gün boyu fırlattığı zırh delici füzelerle Afrin'deki terör mevzilerini imha etti. 4 günde 260 terörist etkisiz hale getirilmiş sevgili izleyicilerimiz. Ve Suriye'deki Bursa'ya dağında PKK-PYD'li teröristlerle çatışırken şehit düşen Astsubay Musa Özalkan'ın dün Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da katılmış sevgili izleyicilerimiz. Evet, saatlerimiz 8:41 geçiyor. Biraz sonra reklam arası vereceğiz ama evet, Zeytin Dalı Harekatı'na sevgili izleyicilerimiz, Afrin bölgesine giden Mehmetçiklerimiz biraz önce de gördük. İşte anneler dolmalar götürmüşler. Herkes onları destekliyor. Askerlerimizi destekliyoruz. Sevgili izleyicimiz, gönlümüz, kalbimiz, dualarımız onlarla beraber. 6. sıra haberimizi girerek reklama çıkalım Aykut. Haberin kapsamı şöyle. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesine giden Türk askeri cephede kahramanca mücadele ederken Türk halkı da kahraman Mehmetçiğimizi yalnız bırakmıyor. İşte Türkiye'nin birçok noktasında olduğu gibi orada da çeşitli etkinlikler düzenlenmiş. İşte bu haberimiz, 6. sıra haberimizi izliyoruz ve hemen peşinden reklamlara çıkıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Devletimizin, silahlı kuvvetlerimizin sonuna kadar arkasındayız. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırı geçen Mehmetçik, Afrin bölgesinde bölücü terör örgütünün uzantısı PYD ile çatışırken, Türk milleti de cephede çatışan kahraman Mehmetçiği bir an olsun yalnız bırakmıyor. Türkiye'nin her noktasında olduğu gibi ordunun Altınordu ilçesinde kahraman Mehmetçiğe destek sürüyor. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi Altınordu İlçe Başkanlığı kolları sıvadı ve cephede savaşan Türk askerine destek olmak adına kan bağışında bulundu. Kan bağışı öncesi Cumhuriyet Halk Partisi Altınordu İlçe Başkanı Bülent Akpınar, parti binasında bulunan Kazım Türkmen konferans salonunda açıklamalarda bulundu. Ülkemizin, sınırlarımızın ve bölge coğrafyasının güvenliği açısından tüm silahlı kuvvetlerimizin
Afrin'de gerçekleştirmiş olduğu Zeytin Dalı operasyonunun başarıya ulaşacağına inancımız tamdır. Başkan Akpınar, Zeytin Dalı harekatı kapsamında Afrin'e giden Mehmetçi'ye tam destek verirken diğer taraftan da AK Parti hükümetinin dış politikasını eleştirdi. 2002'de BOP eş başkanlığıyla başlayıp Ergenekon'la, Balyoz'la devam ettirilip, yetmez ama evetlerle küllendirilip, kardeşim Esat'tan Esed'e değiştirilip, iktidarın sürekli olarak aldatılması, sürekli olarak kandırılması ve yanlış politikaları sonucunda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gerçekleştirilmiş olduğu Zeytin Dalı operasyonu ülkemiz için zorunlu hale gelmiştir. Biliyoruz ki Türk ordusu sınırlarını terör örgütlerinden temizleyip muzaffer şekilde ülkelerine dönecektir. Türk milleti ülkesine yönelik her türlü tehdide karşı vatan savunmasında hep beraber olmuştur. Bundan sonra da hep beraber olacaktır. Yapılan konuşmaların ardından ise Cumhuriyet Halk Partililer hep birlikte Afrin'de mücadele eden Mehmetçi'ye destek için Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu. Az tuzlu Murat Bey vurguyla yeni gün devam edecek. Türkiye doyacağınız bir geceye hazır mısınız? Ordu'dan ve ülkemizin en güzel köşelerinden bizleri izleyen siz türkü severler için ordumuzun güzel türküleri Aydın Beyoğlu'yla ekranlara geliyor. Türk halk müziğinin en güzel eserlerinin yorumlanacağı türkü muhabbeti Aydın Beyoğlu'nun yorumuyla 24 Ocak Çarşamba günü saat 20'de TV'lik ekranlarında. Söyler misin hazan nedir ya? Düşer yere bir gün, usul usul gönlüme gelir, yüreğimi sarçalmaz. Sedat Ünver ve Yusuf Kuvancı'nın hazırlayıp sunduğu Melet'ten Esen Rüzgar, Perşembe akşamı saat 22'de sizlerle. Bu haftanın konukları Mesudiye Darıca Mahalle Dernek Başkanı Şenel Yılmaz ve Türk Halk Müziği sanatçısı Gülistan Koldaş. Melet'ten Esen Rüzgar hoş sohbeti ve müzikleriyle Perşembe akşamı saat 22'de. Bahane. Leziz mi leziz? Burgu peynir şahane. Peynire zeka kattık. Murat Bey burguyu yaptık. Bir ev alırken sizin önceliğiniz nedir? Güven mi? Huzur mu? Mutluluk mu? Komşularınız mı? Sosyal ve yeşil alanların varlığı mı? Hastane, şehre, havalimanına, otobana uzaklığı mı? Yoksa yatırım mı? Eğer bunlardan birini istiyorsanız bizde yok. Ama hepsini istiyorsanız Alanlar Beyazşehir Konutları Şahincili'de yükseliyor. Birinci ve ikinci etap konutlarımız lansman fiyat avantajlarıyla satışları başladı. Detaylı bilgi için 0452 233 0607. Şirin Evler Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, İran Yolu üzeri Altınordu Ordu. Alanlar inşaat, alan kazanır. Konu komşu duysun, müjdem herkese. Sonunda bizim de bir internet marketimiz oldu. Bunca yükü nasıl taşırım diyen Mehmet amca. Olmadık bir anda bebeğinin bezi biten Sibel Hanım. Yoğun iş temposunda eşinden mesaj alan Ali Bey. Markete gitmeye vaktim yok diyenler. Hiç telaş etmeyin. Girin kalafatlarsaralmarket.com'a, siparişiniz ayağınıza gelsin. A'dan Z'ye tüm market ürünlerine kalafatlarsanalmarket.com.tr'den ya da akıllı telefon uygulamamızdan ulaşabilirsiniz. Kalafatlar,
Ordu'nun hem saral hem gerçek tek marketi. Sarı en çok neye yakışır? Tabii ki güne. Günde göremeye. Mavi en çok suya yakışır. Su da hayata. Kahverengi en çok neye yakışır? Tabii ki mavi ile yeşilin buluşmasına. Beyaz en çok neye yakışır? Tabii ki gökyüzüne. Gökyüzde Sakarya'ya. Yeşil en çok neye yakışır? Tabii ki doğaya. Doğada tabiata. Kırmızı en çok bayrağa yakışır. Bayrak da vatana. Ecdadımızın zaferini inancın kırmızısıyla örter. Ay yıldızlı bayrak. Milli Parklar milletimizin hizmetindedir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. Kendi kendimize sorduk. Nasıl bir evde yaşamak isterdik? Konforu nasıl tanımlardık? İşte tüm bu soruların sonunda köy içi evler ortaya çıktı. Ordu'da 15.500 metrekare üzerinde 9.500 metrekare ile inşa edilen köy içi evleri projesinde tüm evler deniz ve bahçe manzaralı, üstelik yeşilin 1001 tonu da köy içi evlerinde. 120 metrekareden 280 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle geniş ve ferah yaşam alanları sunuyoruz. Giyinme odası, kiler ve ütü odası seçenekleri, tüm odalarda ve balkonlarda TV sistemi, tüm balkonlarda ısınma sistemi ve çok daha fazlası bu projede. Fore kazık temel sistemi, çift asansör, asmolen döküm, kara sıva ile birlikte mantolama, %80 sonrası ürün beğenme, çok amaçlı meydan, tüm blokların altında sosyal tesis. Kısacası bu projenin tek eksiği sizsiniz. 24 ay ve 36 ay sıfır faiz imkanıyla siz de köy içi evlerinde yerinizi alın. Adalı Gayrimenkul güvencesiyle köy içi evleri tüm zamanların en iyisi. Adalı, kalite ve estetiğin mimarı. Yenilenen sadece çevremiz. Geleneksel lezzetimiz her zaman baki. Sizlerin mutlu anlarını paylaştıkça büyüdük, çoğaldık, lezzetimize lezzet kattık. Doğum günlerinizde, düğün ve nişan törenlerinizde, tüm özel günlerinizde yan yanaydık. Şimdi birlikteliğimizi paylaşmak için sadece özel günleri beklemeye gerek kalmadı. Sabah kahvaltısı, öğle kaçamağı, kahve keyfi, ayaküstü sohbetler, çikolata, yaş pasta, kuru pasta, börekler. Günün her anında, hayatınızın tam da içinde, adımını attığın anda mutluluk sarar çevreni. Unpama adımla, lezzeti tadımla. Merkez, Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi, numara 43 Taksim A, Altınordu Ordu. Telefon 452-888-2777. Şube, Şarkiye Mahallesi, Sırrı Paşa Caddesi, numara 124 Taksim A, Altınordu Ordu. Telefon 452-888-3111. Dev Kampanya. İstanbul'da toprak sahibi olmak ister misiniz? Ben Mehmet Akbayır, Klas Arsu Ofisi Yönetim Kurulu Başkanıyım. Vade ve takas imkanı. İstanbul tapulu yerler. Trakya, Tekirdağ, Lüleburgaz değil, Edirne değil. İstanbul tapulu. Tüm masraflarınız firmamıza ait. Yılın 12 ayı, günün 24 saatini, iş imkanları ve yaşam şartlarının hepsinin uygun olduğu bir yer. Silivri deyince aklımıza kesinlikle mi kesinlikle ulaşımı zor olan bir yer değil. Bakın tekrar söylüyorum. Burası İstanbul tapulu yerler. 30 yıllık tecrübemizle yatırımlarınız güvencede. Bir kuruş vermeden önce tapunuzu alıyorsunuz. Yatırımlarınız için doğru seçim. Klas Arsu Ofisi olarak yurt içi ve yurt dışından gelen tüm müşterilerimizin yerini aldıkları takdirde ulaşım ve konaklama masrafları Klas Arsu Ofisi olarak bizlere aittir. Bankasız, ipoteksiz, kefilsiz, vade farksız. Silivri mahallelerinde, Silivri'nin yakın çevrelerinde olan bütün parsellerimizle ilgili E5'e 5 dakika, 7 dakika mesafede Klas Arsu Ofisi'nin tek maksadı, tek gayesi herkesi toprak sahibi yapmak. Burada elinde 10 bin lirası olan, 15 bin lirası olan, ikinci el bir arabası olan herkesle vade ve takas seçeneklerimiz mevcut. 1000 lira, 700 lira, 800 lira, 1200 lira, 1500 lira gibi vade imkanlarımız mümkün.
tüm masraflarınız firmamıza ait. Bir telefonla, bir çağrınızla yurt dışından gelecek olan misafirlerimiz herkesi havalimanından kendi ücretsiz servislerimizle, tecrübeli kadromuzla alıp arsalarımızın, parsellerimizin üzerinde gayrimenkullerimizin tamamını gezdirip tekrardan işlemleri bittikten sonra, tapuları bittikten sonra tekrardan geriye havalimanına kadar bırakıyoruz. Sizler de bu kampanyalardan yararlanmak mı istiyorsunuz? Geleceğe yönelik çocuklarınızın bir parça toprağı mı olsun istiyorsunuz? Bununla ilgili sadece alt bantlardan geçen telefonlardan Klas Ars Ofisi'ni ücretsiz olarak arayıp gelecek için, çocuklarınız için ilk adımı atmış olabilirsiniz. Düşük bütçelerle karlı yatırımlar yapmanın tek adresi Klas Ars Ofisi. Müşterilerimizin bizlere sıkça sormuş olduğu birkaç soru hakkında sizleri de bilgilendirmek isterim. Servislerimiz kesinlikle ücretsizdir. Bu birincisi. Bunun dışında tapuyu teslim almadan 1 lira dahi para ödemiyorsunuz. Bakın, biz sizlerden kapora istemiyoruz ya da biz sizlerle bir sözleşme yapmıyoruz. Arazimizi ücretsiz servislerimizle gelip gördükten sonra yerlerimizi beğendiğiniz takdirde hiçbir ücret ödemeden tapu dairesindeki işlemlerinizi başlatıyoruz. Tapunuzu aldığınız takdirde ödeme koşullarını ayarlıyoruz ve sizin tapunuzu sizlere teslim ediyoruz. Sıkça sorulan sorular arasında ödeme şartlarımız da mevcut. Sizlere şunu da şöyle izah etmek isterim. İster peşin, ister peşin fiyatına vadeli, isterseniz araç takasıyla birlikte. Şunu her zaman için söylüyoruz bakın. Biz müşteriyi kendimize uydurmuyoruz. Biz Klas Ars Ofisi olarak ödeme seçeneklerimizi siz müşterilerimize uyguluyoruz. Yurt içi ve yurt dışından gelecek müşterilerimiz arazilerine bakıp beğendikten sonra tapu işlemleri yapıldığı esnada yol masrafları ve konaklama masrafları da dahil olmak üzere tüm masrafları müşterilerimizin Klas Ars Ofisi'ne aittir. Tüm masraflarınız firmamıza ait. Araç takasında galericinin alış fiyatından değil, araçlarınızı galericinin satış fiyatından teslim alıyoruz. Geleceğiniz için, çocuklarınız için, kendiniz için ufak birikimlerinizle büyük yatırımlara adım atmanın tek adresi Klas Ars Ofisi. Klas Ars Ofisi, toprağın gücü. Fatsa'da bir ilk. Otel konseptinde cam cephe giydirme. Üstelik Fatsa'nın en güzel yerinde yer alan projelerimizde jeneratör ve su depoları yer alırken her blokta çift asansör, yürüyüş ve oyun alanları, kamelyalar ve şehir merkezine 5 dakika yürüme mesafesinde. Anladık da yani diyorsunuz. Yılkov İnşaat'ın 21 yıllık tecrübesiyle 199 bin liradan başlayan fiyatlarla daire sahibi olacaksınız. Hemen evime taşınmak istiyorum derseniz Asil Evler. Ama yatırım olsun, ben 24 ay beklerim diyorsanız Acar Kule. Yok ben farklılıkları severim derseniz Acar Kule'de lüks dairelerimiz ya da Acar Kule standart dairelerimize sahip olabilirsiniz. Sizler için en iyisini tasarlıyoruz. Sağlık. Afiyet olsun. Bey, Gülsüm haftada bir gün geliyor. Onun sigortasını yapalım. İyi de nasıl? Çok kolay. Telefonla alabilir miyim? Tabii. İşte bu kadar. Bir dakika, nasıl yaptın onu? Aralarında bir boşluk bırakarak Evhiz, TC Kimlik No ve ayın gününü 55-10'a göndererek 10 günden az ev çalışanınızı iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalayabilirsiniz.
Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri Ordulu yatırımcılarla buluşmaya devam ediyor. Kırsal turizmden kültür balıkçılığına, katma değerli gıda ürünlerinden el sanatlarına, arıcılıktan seracılığa, et ve süt besiciliğinden mantarcılığa, makine parklarından yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar birçok farklı alanda yatırımlarınıza %70'e varan oranlarda hibe desteği sağlıyoruz. IPART 2 3. başvuru çağrı dönemi, başvuru tarihleri, çiftlik faaliyetleri için 12 Şubat 15 Mart 2018 tarihleri arası, besicilik 1 Mart 5 Nisan tarihleri arası. Siz de daha fazla kazanmak ve standartlarınızı yükseltmek için bize uğrayın, hayalinizi gerçek yapın. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Ordu İl Koordinatörlüğü, yatırım sizden, destek bizden. İletişim 444-85-35. Ordu'nun gelişmeye en açık bölgesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yeni bir yıldız yükseliyor. Evin Park. 12 blok 120 daireden oluşan Evin Park, denize yakın konumu, yeni açılacak olan AVM'ye yakınlığı, Ordu Üniversitesi ve havaalanına olan mesafesiyle fark yaratıyor. Havuzlu ve emsalsiz detaylara sahip Evin Park'ta 1+1'den 3+1'e 131 metrekare daireler siz sakinlerini bekliyor. Evin Park. GRP Grup ve Aktaş Mühendislik kalitesi ve güvencesiyle. Bilgi telefon 0452 888 1818. Bir şüphe, bir endişe hayat kurtarabilir. Görmezden gelmeyelim yeter. Terörü ancak hep birlikte durdurabiliriz. Alo 140, terör ihbar hattı. Televizyonun başından ayrıldığınızda aklınız bizde kalmasın. Artık ister okulda, ister işte, ister tatilde olun. TV 52 hep yanınızda. Hemen akıllı telefon ya da tabletlerinizin mobil uygulamalarından TV 52'yi indirin. Siz nereye giderseniz biz de oraya gelelim. TV 52 şimdi mobil uygulamalarla hem çok renkli hem de her yerde. Az tuzlu Murat Bey vurguyla yeni gün devam ediyor. Evet sevgili izleyicilerimiz, yerel gündemle sizlerle olan birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Yerel gazetelerimiz ve gazetelerimizde neler var? Hemen şimdi bunları sizlere aktaracağım. Bunları sizlerle birlikte paylaşmaya başlayacağız sevgili izleyicilerimiz, gazetelerimizin ilk sayfalarına ki haberlere. Evet, ulusal gündemi biraz önce sizlere anlattık, sizlerle paylaştık ulusal gazeteler aracılığıyla. Şimdi yerel gazetelerdeki duruma bakacağız. Tabii ki bir yandan da TV 52 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberler var, haberlerimiz var. Bu haberleri de sizlerle birlikte paylaşacağım yine gündemimiz içerisinde. Evet, bu arada bu haberleri sizlerle paylaşırken sevgili izleyicilerimiz internet üzerinden bu bilgilere ulaşıyoruz. Evet, Ordu Olay Gazetesi ile bugünkü programımıza başlıyoruz. Son günlerde sevgili izleyicilerimiz özellikle doğal güzelliklerin bozulmaması adına bölge sakinlerinin vermiş olduğu bir mücadele var. Nedir sevgili izleyenler? HES'ler yapılıyor ve HES'lere karşı verilen bir o bölgede yaşayan insanların tepkileri var. Bu tepkiler dile getiriliyor. Hem televizyonlarda yapılan haberlerde hem gazeteler aracılığıyla sevgili izleyicilerimiz. Son 3 gündür HES'ler konusu hemen hemen bütün gazetelerin ana sayfalarında var. Bu tepki dile getiriliyor ve bu tepki bu tepki artık bir cevapla gelmesi gerekiyor.
Evet, ordular Çiseli, Çiseli'ye HES istemiyor başlığı Ordu Olay Gazetesi'nin ana sayfasına ilk haberi sevgili izleyicimiz. Aykut, gazeteyi de ekrana atıp verebiliyor muyuz? Evet, işte gazetemiz de ekrana geldi sevgili izleyicimiz. Türkiye'nin en iyi 10 şelalesi arasında seçilen ve milli piyango biletlerinin üzerine resmi basılan Çiseli şelalesine yapılan hidroelektrik santraline ordular tepki gösterdi. Vatandaşlar yapılacak olan HES projesinin şelalenin doğal görüntüsünü bozacağını ileri sürdü. Hani kimse çıkar der ki ya işte HES'ler doğal görüntüyü bozmuyor etmiyor. Yok, böyle bir olay yok sevgili izleyicimiz. İnanın dün Giresun'a program çekmek için gittik. Orada Dereli'ye doğru giderken yapılmış olan, peş peşe yapılmış olan HES'ler var. O bölgelerin nasıl olduğunu şahit olduk. Gözlerimizle gördük sevgili izleyicimiz. Hiç kimse çıkıp da şunu söylemesin. Derelerin görüntüsünü, çevrenin görüntüsünü bozmuyor demesinler. Bunlar artık bizler için önemli. Enerji önemli değil mi? Kesinlikle önemli. Ama enerji farklı yollarla da elde edilebiliyor. HES'e yapılacak olan yatırımlar rüzgar gücüne veyahut da işte güneş enerjisine yapılamaz mı? Yapılabilir. Bunlarla ilgili ne gibi çalışma? Hani birisi çıkar der ki arkadaşlar, der ki rüzgar enerjisinden bahsediyorsunuz ama burada olmuyor der. Veyahut da der ki işte güneş enerjisinden bahsediliyor ama burada olmuyor. HES yapmaya şu şu sebeplerden dolayı mecburuz. HES yaparken şunlara dikkat ediyoruz, böyle bir zarar vermiyor diye bir açıklama da yok sevgili izleyenler. O yüzden insanların kafaları bu konularda karışık. Bu konu uzmanların çıkıp artık bu konularla ilgili araştırma yapmış olan insanların konuşmalar yapması gerekiyor. Bakın, HES projesi genel farklı kesimlerden tepkiler sevgili izleyicilerimiz. Ve İYİ Parti Ordu Kurucu İl Başkanı Avukat Tevfik Karabulut, Karoluk Mahallesi'nde yapımına karar verilen HES ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yazılı bir açıklama yaparak bölge halkına destek veren Karabulut, HES kararı yanlış ve Ordu ilimiz adına talihsiz bir karardır. Ordu'ya hizmet kararı verenler burada bir kez daha düşmelidir. Milli piyango biletlerinin üzerine dair fotoğrafları basılarak ülke ve dünyaya duyurulmuş olan, sahiplenilmiş olan bu güzelliğin Çiseli şelalesinin yok edilmesine seyirci kalamayız ifadelerinde bulunmuş sevgili izleyenler. Ve vatandaşlarla yapılmış olan röportajlar var. Karoluk Mahallesi'nde yapımına başlanan hidroelektrik santrali HES projesine sevgili izleyicilerimiz tepki gösteren mahalleliler, ordulardan destek geldi. Kurşunçalı Şelalesi ile ilgili Türkiye'nin en iyi 10 şelaleleri arasında seçilen Çiseli Şelalesi arasında yapımına başlanan HES projesinin 10 ayrı gölü de kurtacağından endişelenen ordular projenin iptal edilmesini istedi. Mahalleler bu konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamalarda Çiseli Şelalesi'nin HES yapılmamalı. Orada yıllardan beri doğal bir güzellik var. Yapacakları sistemle oranın tüm güzelliği bozulacak deniliyor. Evet, yani HES'ler yapılıyor. Sevgili izleyicimiz, enerji üretmek için enerji ülkemizin ihtiyacı, farklı şekillerde enerji üretilebiliyor mu? Üretilebiliyor ama getirisi götürüsü hesaplanması lazım. Turizm açısından bölgelerimizi tanıtmaya çalışıyoruz ama tanıtmış olduğunuz bu bölgeler sevgili izleyicimiz, bakıyorsun bir taraftan maden şirketlerine, bir tarafta bakıyorsunuz ki efendime söyleyeyim HES yapacak olan şirketlere teslim ediliyor. Dereler, çevre, doğa olduğu gibi tahrip ediliyor, bozuluyor. O şirketlerin tek bir düşüncesi vardır sevgili izleyicimiz, kar elde etmek. Yoksa çevre bozulmuş, ağaç kesilmiş, yok efendim buranın turizm güzelliği bozulmuş, yok Türkiye'nin en önemli 10 şelalesi arasındaymış, umurunda bile olmaz. Görmezler. Görmezler. Tek düşünecekleri en kısa ve en ucuz maliyetle beraber en ucuz şekilde buraları, HES'leri yapmak, kısa bir sürede faaliyete geçirmek ve kar elde etmek. Şu adamlar o anlamda haklılar. Kendi düşünce nihayetinde ticari bir işletme. Ama burada bu kararları kimler veriyor, kimler tespit ediyor? Bunları bilemiyorum tabii ki. Bu kararlar verirken bence bölge halkına sorulması lazım. Yapılsın küçük bir anket çalışması. Küçük bir bilgilendirme. Ne bileyim işte seçim yapılsın veya da oylama yapılsın. İşte mahalle sakinleri HES yapılsın mı yapılmasın mı? Veyahut da şu böyle bir yatırım buraya yapılsın mı yapılmasın mı diye.
Çünkü orada orayla ilgili karar verecek olan o bölgede yaşayan insanlar. Çünkü onların toprakları, onların topraklarına sınır olan yerlere yapılıyor bunlar sevgili izleyenler. Ve bu dereler, Türklere konu olmuş olan bu dereler bir şekilde bozulsun istemiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Evet, devam ediyoruz. Yine devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Bakın, Eğitim İş Ordu Şube Başkanı Hikmet Pala, Uğur Mumcu'nun katledilişinin 25. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada bu yiğit kalemi halkımız unutmamıştır, unutmayacaktır diyor sevgili izleyicimiz. Atatürkçü Düşünce Derneği Ordu Şube Başkanı Ali Türkmen, gazeteci Uğur Mumcu'nun katledilişinin 25. yıl dönümüyle ilgili açıklamalarda bulunmuşlar sevgili izleyenler. Evet, Ordu'dan çıkan pideyi tüm dünyaya tattığı bir lezzet haline getirmeyi amaçlayan Tamer Aktaş, sevgili izleyenler, 2017 yılına dönük ürün özelinde %20, toplam neyse %27'lik bir büyümeyle kapatmışlar sevgili izleyicimiz. Ordu'nun pidesini, Karadeniz pidesini tüm Türkiye'ye ve dahilinde tüm dünyaya yayıyorlar. Bu anlamda sevgili izleyicimiz, yapmış oldukları aslında bir turizm elçiliği olarak da ben görüyorum. Yani bence Karadeniz, Ordu, Doğu Karadeniz'in de pideleri de simgeleştirilip bu markalaştırma haline getirilmesi gerekiyor. Evet, devam edelim bakalım. Dereyolu hikayesi 1926-1928 yılları arasında Nafia mühendisi Hulusi Efendi dereyolunu dolaşıp güzergah tespitine çalıştı ve bugünkü güzergahı ile Nazif Ergin'in Ordu Valiliği 1931-1933 sırasında Haziran aylarında bunları vermişler sevgili izleyenler. Dereyolu'nun hikayesi yazılıyormuş. Bakanın bütün faaliyetleri aktarılıyor. Naim Güney'in kaleminden sevgili izleyicilerimiz, merak edenler varsa Olay Gazetesi'nden bunu da takip edebilirler. Bitki sevdi, patron oldu. Ordulu gıda teknikeri Mehtap Şahin, küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanı COSGAP desteğiyle kendi işinin patronu olmuş. Bu haber bizde de var sevgili izleyenler. İlerleyen dakikalarda bunları aktaracağız sizlere. Evet, uyuşturucu imal eden bir kişi tutuklanmış. Perşembe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirilmiş. Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından sevgili izleyicimiz yapılan operasyonlar. Evet, Doğu, Batı, Güney aksarı oluşturulmuş. 2 Şubat'ta trafiğe çıkacak Ordu'daki sevgili izleyicimiz yeni toplu taşıma araçları. Bunları da yine Ordu Olay Gazetesi'nin ilk sayfa haberi içerisine alıyor. Evet, Karşıyaka taşınıyor. Yani Rus pazarı Karşıyaka'ya taşınacakmış. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekindaş sosyal bir tesis olarak planladığı çalışmada Rus pazarı olarak bilinen Akyazı Mahallesi'ndeki alan boşaltılarak Karşıyaka'da çok daha özel ve güzel bir alana gelecekmiş. Ve Durgöl'de betonlaşmaması için başlattıkları imza kampanyasına yaklaşık 2000 imza topladıklarını belirten Durgöl Mahallesi Muhtarı Haluk Arslan sevgili izleyenler. Ve Durgöl'ün betonlaşmaması için 2000 imza toplamışlar. Evet, toplu taşıma araçları ile ilgili haberimize girelim isterseniz sevgili izleyenler. 5. sıra haberimiz Aykut. Bu haberimize başlayalım. Ordu tarihinde ilk kez uygulanacak olan toplu ulaşım sistemi 2 Şubat'ta düzenlenecek, hizmete alma töreniyle hayata geçecek. 322 araçla hizmet veren mevcut dolmuş hatları yeni sistemle birlikte 177 yeni ve modern araçla hizmet verecek. Ordu'da 265 dolmuş aracı, 46 Sağra meydan aracı ve 11 Kukent aracı hizmet veriyordu. Yeni dönemde 177 araçla hizmet verecek ve tüm araçlar mor beyaz renklerde olacak. Ben Ayşe Pınar Gül'ün annesiyim. Engelli kızım var. Bu ana kadar belediye dolmuşlardan yararlanamıyordum. Bundan sonraki dolmuşlardan yararlanmayı biz de istiyoruz. Yeni sistemle birlikte 322 adet aracın 161 adedi 5,5-8 metre aralığında, 16 adedi 8-10 metre aralığında olmak üzere toplam 177 araca dönüştürülmesi sağlanacak ve Cumhuriyet Meydanı araçların toplanma merkezi olacak. 20 kapalı durak ile 300'e yakın durağın montaj çalışmaları tamamlandı.
Şimdi yeni gelecek otobüslerimiz engelliyken hiç kimseden yardım almadan bu otobüslere binecek. Ama geçmişe bakarsak geçmişimiz çok kötü. Önceden karga tulumba engelleri araca bindiriyorduk veyahut da gitmiyorduk gideceğimiz yere. Ama böyle bir proje başlatılmış. Güzergah planlamalarında hastane, üniversite, alışveriş merkezi ve toplu konut alanları gibi cazibe merkezlerine olan ulaşımlar birbirine entegre halinde planlandırılmış olup şehre doğu, batı, güney ulaşım aksları oluşturuldu. Üniversite ve yüksekokul arası devlet hastanesi ve eğitim araştırma hastanesi ile Kumbaşı mahallesinde üniversiteye tek araçla ulaşım sağlanacak. Bu araçları hiç kullanamıyorduk. Yahut da karga tulumba kucaklayıp aracı öyle bindiriyorduk. Yani başka bir şey yapmıyorduk yani. Ama şu an benim engellim kendiliğinden binecekler. Yani rahatlıkla bu hizmette yerinde bir hizmet diye düşünüyorum. Allah razı olsun diyorum. Sistem 14 adet ana hat ve 12 adet besleme hatı olmak üzere toplam 26 adet hat şeklinde planlandı. İşi artık elektronik olacak. Ondan sonrasında güzergahlarda yeni belirlemelerle birlikte güzergahlar iyileştirilecek. Durak harici dur kalklar kalkacak. Durak harici in bin olayı olmayacak kesinlikle. Araçlarımızda engelli rampası olayından dolayı engelli vatandaşlarımıza hizmetimiz üst seviyeye çıkacak. 65 yaş üstü yaşlılarımıza ücretsiz servis yapacağız. Yeni sistem ile toplu ulaşım araçlarında akıllı kart uygulamasına geçilecek. Toplu ulaşım araçlarında tüm ödemeler Altınordu ilçesinin muhtelif noktalarında verilecek bayilik sistemiyle kart dolumundan sonra akıllı kart uygulamasıyla gerçekleşecek. Tüm toplu ulaşım araçlarında ödemeler akıllı kartlarla gerçekleşecek. Yani Allah izin verirse bayağı bir faydalı olacak. Ordunun her yerine, eskisi gibi her yerine araç gidecek. Ana arterlerde büyük otobüslerimiz çalışacak. Ara arterlerde küçük 17+1 otobüslerimiz çalışacak. Ordu'ya çok güzel bir düzen gelecek. Evet sevgili izleyicilerimiz, yeni toplu taşıma araçları yakında hizmete girecek. Artık hepimiz merak içerisinde bekliyoruz. Merak içerisinde bakacağız sevgili izleyicilerimiz. Oldukça güzel, olumlu bir proje olduğunu baştan beri söylüyorum. Bazı aksaklıklar vardı. Bu aksaklıklar düzenlemelerle beraber devreye girecek. Efendim nedir? İşte dolmuşlar arasındaki o rekabet artık sona erecek. Vatandaşlar da bundan etkilenmeyecek. Herkes dolmuşta inecek olduğu, binecek olduğu yerleri bilecek. Kartlı sistemle beraber bunlar hareket edilecek. Para üstü verdin, vermedin, aldın, almadın. Buna benzer sorunlar ortaya kalkacak. Ama bunun yerine bu sistemle beraber yeni sorunlar, problemler ortaya çıkar mı bilemiyorum. Eğer çıkarsa da bu kadar yatırımlar sonra onlar da herhalde o aksaklıklarda düzenlenilir diye düşünüyorum. Hürses gazetesi. Evet, Hürses gazetesiyle devam ediyoruz. Hürses gazetesinin ilk sayfasında bu da ordulular için sevgili izleyenler. Bakın başlık Türk ordusunun Afrin operasyonu tüm hızıyla sürdürürken operasyonda ordulu Mehmetçiğin hemşirelerine yaptığı jest orduların hem duygulandırdı hem de sevindirmiş sevgili izleyicilerimiz. Aykut gazeteyi ekrana alabilir miyiz? Evet işte anlatmak istediğimiz şimdi göreceğiz gazetemizde de sevgili izleyicilerimiz. Topun üzerinde sevgili izleyicilerimiz orduların hem duygulandıran hem de sevindiren Mehmetçiğimizin yapmış olduğu ve üzerine 52 imzası bulunan topun üzerine yazıyorlar sevgili izleyicilerimiz. Evet ordulardan Arfin'e devam eden Zeytin Dalı operasyonunda görev yapan Mehmetçiğin top mermisini yazdı. Bütün ordular için Afrin'e hediye 52 notu büyük beğeni toplamış sevgili izleyenler. Jeste karşılık vermişler. Ordular bu paylaşımlardan sosyal medyada Türk ordusuna dualar ederek dualarla karşılık verilmiş sevgili izleyenler. Ve bir kez de hatırlatıyoruz oradaki Mehmetçiklerimize sınır ötesinde teröristlere karşı ki o operasyonda bulunan bütün Mehmetçiklerimize, askerlerimize, evlatlarımıza Allah razı olsun dualarımız onlarla beraber.
ayaklarına taş değmesin sevgili izleyicimiz. Evet, hemen altına bir haber. Kömürler denetleniyormuş. Yıllardır, yıllar önce oksijen diyarı olarak anılan Ordu'da son yıllarda yaşanan hava kirliliği nedeniyle bu ünvan elden giderken Ordu Büyükşehir Belediyesi hava kirliliğinin önüne geçmek için kolları sıvamışlar. Artık kömürleri denetliyorlarmış, kömürler denetleniyormuş. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi CHP Altınordu ilçe başkanı tarafından Afrin Harekatı'na süren askerler için kan bağışına bulunmuşlar. Bu haberi biraz önce izlemiştik sevgili izleyicimiz. Ve Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Rus pazarında bulunan iş yerlerinin taşınacağı Karşıyaka pazar projesinde çalışmaların başladığını belirterek 8 ay içerisinde bitirmeyi planladıklarını müjdeliyor, haber veriyor sevgili izleyenler. Evet, Çiseli'nin yok edilmesine seyirci kalamayız. Biraz önce ki Olay Gazetesi'nin ilk sayfa ana manşetteki haberi sevgili izleyenler. İyi Parti Ordu İl Başkanı Avukat Tevfik Karabulut, Karoluk Mahallesi'nde yapımına karar verilen HES projesine ilişkin yaptığı açıklamada Çiseli Şelalesi'nin yok edilmesine seyirci kalamayız açıklamaları sevgili izleyenler. Yöre halkının vermiş olduğu tepkiler. Ve şanslı bekçiler, Ordu'da göreve başlayacak 100 bekçi için gerçekleşen sınav sonuçları açıklandı. Sınavda 72 puan alan 35 kişiden 2 kişi ilk yüze girerek bekçi olmaya hak kazandı. 33 kişi ise yaşlarının büyük olmasından dolayı yedek üye olmuşlar sevgili izleyicilerimiz. Artık bilmiyorum yani prosedürü, yönetmeliği nedir. Ordu'dan Afrin'e selam. Türk Sağlık Sen Ordu Şubesi üyeleri Ordu Sağlık İl Müdürlüğü'nde binası önünde toplanarak Afrin'de düzenlenen ve devam eden Zeytin Dalı operasyonuna katılan askerlere destek vermişler. Bu haberi biraz sonra sizlere aktaracağım sevgili izleyicimiz. Ve Hürses gazetesindeki bir diğer haber ise, bakın, karı koca FETÖ'den tutuklanmış. Bu haberi de sizlerle birlikte paylaşacağım. Önce Aykut, Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı operasyonu kapsamında Türkiye dört bir yanından hem dualar yükseldi hem de devletin yanında olduğunu gösteren amacıyla sevgili izleyenler, Türk Sağlık Sen Ordu Şubesi bugün basın açıklaması gerçekleştirmiş. Bu açıklamayı izleyelim. 9. sıra haberimiz, izliyoruz. Türk Sağlık Sen Ordu Şubesi Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı operasyonu kapsamında basın açıklamasında bulundu. Çapa gelin aşağıya. Türk Sağlık Sen Ordu Şubesi Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, gerçekleştirilen operasyona destek vermek Türk milletinin her ferdinin bugün üzerine düşen görevidir ifadelerini kullandı. Askerimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın. Amin. Değerli arkadaşlar, Türkiye zor bir süreçten geçmektedir. İçeride ve dışarıda hain terör, milli birliğimizi yıkmaya, devletimizi zaafa uğratmaya ve vatanımızı bölmeye çalışmaktadır. Türkiye, terörle diz çöktürmeye çalışanlar her gün yeni bir oyun planlamaktadır. İşte bu kurulan kirli oyunları bozmak, terörün ve teröristin yuvalandığı yerde başını ezmek ve milli güvenliğimize yönelen tehlikeleri bertaraf etmek için şanlı Türk ordusu Afrin'e Zeytin Dalı harekatıyla bir operasyon düzenlemiştir. Haklı ve meşru bu operasyona destek vermek Türk milletinin her ferdinin bugün üzerine düşen görevdir. Ünal, Türk Sağlık Sen olarak tüm varlıkları ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında olduklarını söyledi. Türkiye teröristlere operasyon yapınca akıllarına barış gelen vatan hainlerine karşı da bu bizim açık bir cevabımız olacaktır. Biz Türk Sağlık Sen olarak tüm varlığımız, ruhumuz ve dualarımızla ordumuzun yanındayız. Ekmek kavgasının önüne Türkiye sevdasını koyanlar olarak her zaman ve her şartta milletimizin ve devletimizin yanındayız. Nereye diye sorunca kızıl elmaya, evdekilere mesajın ne sorusuna beklemesinler cevabı vererek Türk milletinin olması gerektiği istikameti net çizen yiğitlere minnettarız. Onlar vatan ve millet için canlarını içe sayarken bize düşen görev onlara dua etmektir. Onların da bizden beklediği budur. Bugün de burada kahramanlarımıza karşı bu sorumluluğumuzu yerine getirmek için toplanmış bulunuyoruz. Allah şanlı Türk ordusunu muzaffer kılsın. Amin. Vatan için gaza edenleri korusun. Amin. Onlar seferle emrolduklarını biliyorlar. Rabbim zaferlerle müjdelesin. Amin. Şimdi hocamızı dua için alalım.
Evet, her taraftan sevgili izleyicimiz destekler geliyor. Evet, sınır ötesinde teröristlere karşı yapılan operasyon, Zeytindalı operasyonu ve Türkiye'nin her tarafından bu şekilde destekler. Tekrar askerlerimize, Mehmetçiklerimize buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Dualarımızın onlarla olduğunu hatırlatıyoruz. Terör bizde bir tane değil sevgili izleyicimiz. Birçok terör unsurları var. Bir tarafta işte sınır ötesinde PKK-PYD bu şekilde silahlı milisler sevgili izleyicimiz. Onlara karşı Türk ordusunun vermiş olduğu, alın akıyla vermiş olduğu mücadele, operasyon. Bir tarafta da devletin içerisinde yıllarca sinsi gibi yapışmış olan bir diğer terör örgütü FETÖ sevgili izleyicimiz. Bununla da farklı bir mücadele sürdürülüyor. İşte orada da sevgili izleyicimiz ve 9 ilde düzenlenen operasyonlar bakın nedir? FETÖ-PYD askeri mahrem yapılanmasına yönelik ordu merkezi 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon içeride de işte bu operasyonlar sürdürülüyor. İkinci sıra haberimiz de izliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Ordu merkezli 9 ilde Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasının askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 12 muvazzaf asker gözaltına alındı. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ-PYD'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik aralarında subay ve assubayların da bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Hakkari, Manisa, Gaziantep, Samsun ve Ordu'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheliden 12'si yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. Öte yandan hakkında gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin daha yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Ordu'da Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasının gaybubet evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan karı koca tutuklandı. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ-PYD soruşturması kapsamında örgütün gaybubet evinde kalanlara yönelik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde belirlenen eve gerçekleştirilen operasyonda örgütün sağlık imamı olduğu ileri sürülen kişiyle izdivaç sorumlusu olduğu iddia edilen eşi gözaltına alındı. Örgütün kendi aralarındaki şifreli haberleşme programı Baylok'u kullandıkları tespit edilen çiftin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen çift çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ben kendi mikrofonumu alayım da önce. Evet sevgili izleyicilerimiz, Ordu Hayat Gazetesi ile programımızda kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz. Ordu Hayat Gazetesi'nin ilk haberi, ilk manşet haberi devrim başlığında sevgili izleyicilerimiz. Evet, çoğu eski model halkın içinde kışın soğuktan yazın sıcaktan çile çektiği dolmuşlar tarih oluyor. İşte bu haberi biraz önce aktarmıştık zaten. Toplu taşıma sisteminde 2 Şubat'ta tamamen mor beyaz 177 yeni ve modern araçla başlayacakmış sevgili izleyenler. Bizler de 2 Şubat'ı heyecanla bekliyoruz. Evet, CHP'den kan bağışı biraz önce aktarmıştık. Ve Tevfik Karabulut, İYİ Parti Ordu İl Başkanı Avukat Tevfik Karabulut, işte Karaoğlu o bölgede yapılacak olan HES'lerle ilgili tepkilerini dile getirmiş. İyi düşünün başlığı gazetenin ilk sayfasında. Gerçekten iyi düşünmek lazım. HES yaparken projeleri iyi edip iyi çalışmalar yapmak lazım. Bölgeye, çevreye ne kadar faydalı olacak, ne kadar enerji üretecek ve getirmiş olduğu zarar ne kadardır? Bu anlamda eğer yöre halkı, bölge halkı bu konuda muzdaripse, şikayetçiyse bunu oturup bir kere daha düşünmek lazım ve doğru bir başlık, iyi düşünmek lazım, bir kere daha düşünmek gerekiyor. Evet, Türkiye Kayak Federasyonu Ordu İl Temsilcisi Feyzi Turan, Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde kayağa hazır olduğunu belirterek haftanın 7 günü hizmet verildiğini açıklamış. Feyzi Hoca'da çok programlar yaptık sevgili izleyenler ve gerçekten bu konuda çok emeği olan bir isim. Kendisine de bu anlamda da teşekkür etmek gerekiyor. Evet sevgili izleyicimiz, mahallemizin bekçileri belli oldu. Altınordu Çarşı ve mahallelerinde görev yapacak olan bekçiler iki aşamalı sınavla alındı ve belirlenmişler. Bunlar kimlerin katılacağı.
Evet, Kavşaka Pazar projesi başlamış. Sevgili izleyenler ve Afrin gönüllüleri, Çamaş Toplum Sağlığı Merkezi'nde çalışan sağlık teknikeri Rıdvan Aktemur gönüllü olarak Afrin'e gitmek için başvuruda bulunmuş sevgili izleyicimiz. Evet, işte ülke bütünlüğü, ülke söz konusu olmuş olduğu zaman birçok gencimiz işte bu şekilde, aslında genç değil, genci, yaşlısı, kadını hiç fark etmiyor. Herkes bu konuda inanın ki kendisine görev düşse koşa koşa, seve seve o göreve gider. Evet, vatan bizler için bu kadar önemli. Evet, ordumuzun yanındayız diyor. Türk Sağlık Sen yapmış olduğu açıklama sevgili izleyenler. Biraz önce izlemiş olduğumuz haber. Eğitim Birisen Ordu Şube Başkanı İsmail Çelenk, Altınordu Ünye ve Fas'ta ikişer okul yapılması halinde ordunun tümünde tekli eğitime geçireceği kaydediliyor sevgili izleyenler. Devam edelim diğer haberlerimiz. Ve paraşüt yasağına itiraz gelmiş. Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Boğazabey için alınan yamaç paraşütü yasağının gözden geçirilmesi istenmiş sevgili izleyenler. Dün akşam saatlerinde işte önceki günlerde başlatılan bu paraşütle uçma yasağının kaldırıldığına dair bazı duyumlar aldık ama daha teyit edilmiş olan bir bilgi değil benim tarafımdan. O konuyla ilgili böyle bir bilgi de var. Yetkiler bu gereken açıklamaları yapar, bu konu açıklığa kavuşacaktır en kısa sürede diye düşünüyoruz sevgili izleyicimiz. Evet, konumuz şimdi fındık. Fındıkla ilgili bir haberimiz var. TMO Ordu'da topladığı iç fındıkları satışa sunuyor. Konu ile ilgili Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu açıklamalarda bulunmuş. Üçüncü sıra haberimiz, fındık konulu haberimiz, izliyoruz. Özellikle yeni hasat sezonunun öncesinde fındığın bir numaralı alıcısı konumunda olan Toprak Mahsulleri Ofisi üreticiler için umut olmuş. Ancak Toprak Mahsulleri Ofisi üreticilerin yarasına merhem olamamıştı. Sezon başından bu yana deyim yerinde ise dibi gören fındık son çare olarak devletin kurumu olan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Ordu'daki depolarına yolculuk yaptı. Üreticiler tarafından satılan fındıkları alan Toprak Mahsulleri Ofisi bunları depolarında topladı, ardından ise piyasaya iç fındık olarak sundu. Konuyla alakalı olarak Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu TV52 habere açıklamalarda bulundu. Piyasada tabii böyle bir dedikodu dolaşıyor. Tabii ki TMO da normal şartlarda piyasaya fındık satabilir ama bunun da belli bir kriterleri vardır. Nedir? Ticaret yapıyorsan karlı bir ticaret yapmak lazım. Ticaretin şeyi kârdır zaten. Bunu becerip de böyle bir satış yapabiliyorsa yapacak tabii. Niye? Elindeki sütü eritmek için satabilir ama bunu birilerine peşkeş çekmek için, birilerine hoş görünmek için devletin bütçesini, hazinesini sarsıp da onca fındığı alıp devamında da 10 liraya alıp da 8 liraya satarsa burada bir soru işareti ortaya çıkar. Başkan Akarsu, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin piyasaya fındık sürdüğünü belirtti. Ancak bunu belli kriterlere bağlı olarak yapması gerektiğinin de altını çizdi. Ürünleri ellerinde, stoklarında ve zaten piyasada görüyoruz, fındık gramı yaptılar ve kavurmasını yapıp 32 liraya piyasada Toprak Mahsulleri ürün satıyor. Herkes piyasa bunu dikkatini çekebilir. 32 lira kavrulmuş fındık, fındık yağı var. Yani şu anda işte bizim onların bize söylemiş olduğu hedeflerde giriyor. Akarsu son günlerde Toprak Mahsulleri Ofisi ile ilgili çeşitli iddiaların konuşulduğunu ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Fındığı alıp devamında da 10 liraya alıp da 8 liraya satarsa burada bir soru işareti ortaya çıkar. Tabii biz de bunun takipçisi oluruz ve de böyle bir şeyin olmadığını biz yetkililerden sorduk, öğrendik. Takipçisi olacağız. Böyle bir şeyin olacağına da biz inanmıyoruz. Toprak Mahsulleri'nin varlığı bu piyasanın düzensiz oluşunu için bu piyasaya girdi. Tekrar gelip de işte piyasaya ucuz ürün sürdükten sonra hiçbir anlamı yok bu işin. Girmenin gereği yoktu. O yüzden Toprak Mahsulleri böyle bir işleme girişmedi. Öyle bir şey yok. Takipçisiz biz ve de böyle bir şey olmayacak yani. Evet, sevgili izleyicimiz, Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selam Akarsu bu konunun takipçisi olacağız diyor. TMO'nun fındık alı ve satımı ile ilgili sevgili izleyicimiz, fındıkların ne yapacağı ile ilgili.
Evet, yine fındıkla ilgili bir haber. Hani fındıkta verimi arttırmaktan hep bahsediyoruz. Yetkililer de bu konuda bizleri uyarıyor. Fındıkta verim bir şekilde arttırılması lazım. Bunun için de işte toprak analizlerinin ne kadar önemli olduğunu ziraat odalarından gelen açıklamalar mühendisler her zaman belirtiyorlar. Ziraat mühendisi Merve Baş toprak tahlilinin önemini anlatmış sevgili izleyenler. Dördüncü sıra haberimiz, bu haberi izleyelim bakalım. Toprak tahlilinin önemi neymiş? Ziraat mühendisi Merve Baş, toprak analizinin önemi ve gerekliliği konusunda açıklamalarda bulundu. Toprak analizi sayesinde çiftçilerin toprağı, hangi gübreyi ve ne kadar atacağını öğrendiğini belirten Merve Baş, gereğinden fazla atılan gübre hem toprağa hem çevreye hem de çiftçinin cebine zarar verdiği gibi eksik atılan gübrede bitkinin yeterli beslenmesi ve büyümesini engelleyeceği için daha düşük ve kalitesiz ürün elde edilmesine yol açar dedi. Toprak analizi her çiftçimizin yaptırması gerekiyor. Nasıl bir doktora gittiğimizde hangi ilaçları kullanacağımızı bilemediğimiz için tahlil yaptırıyorsak, aynı bu da toprağın içinde hangi elementlerin var olup olmadığına bakmamız için mutlaka çiftçilerimizin toprak analizi yaptırması gerekiyor. Her bahçenin isteyeceği belli başlı elementler var ve her bir toprakta ayrı miktarlarda bulunuyor. Bunlar için de toprak analizi yaptırmamız şart. Toprak analizi yaptırmanın gübre kullanımından en yüksek verimi almanın ön şart olduğunu söyleyen ziraat mühendisi Merve Baş, üreticilere uyarılarda bulundu. Toprağın içinde potasyum, fosfor, bunlar için bizim bulunması gereken en önemli elementlerimizden biri. Özellikle bunlara bakıyoruz. Daha sonra iz elementlere bakıyoruz. Ona göre de toprağımıza hangi gübre ihtiyacı varsa onu uyguluyoruz. Merve Baş, toprak analizinde öncelikle toprağın olmazsa olmazı fosfor ve potasyuma baktıklarını söyledi. Merve Baş, toprak analizinde sevindirici bir detayı da paylaştı. Geçtiğimiz yıllarda 1000 civarlarında gelirken bu yıl 1500-1600 civarlarında gelmeye başladı. Çünkü çiftçilerimiz gittikçe bilinçleniyor. Toprağın içinde ne var ne yok, nasıl fındıktan daha fazla verim elde edebilirim, bunları görmek için analiz yaptırmaya ihtiyacı hissediyorlar. Bu da bizim için mutluluk verici bir şey. Evet sevgili izleyicilerimiz, toprak analizi gerçekten çok çok önemli. Yoksa yani toprağa gübre ederken kulaktan duyma bilgilerle beraber vermek olmuyor. Nasıl ki hasta olduğumuzda kendi kafamıza göre antibiyotikler, ilaçlar alamıyorsak sevgili izleyenler, çeşitli tahliller neticesine uzman doktorların vermesi gerekiyorsa bu da aynı şekilde böyle değerlendirebiliriz. Evet, Tribün Gazetesi'yle devam ediyoruz. Tribün Gazetesi'nin de ilk sayfasında toplu ulaşımda yapılacak olan o değişiklikle ilgili ana başlık sevgili izleyenler. Toplu ulaşım sistemi 2 Şubat'ta başlıyor. Ekranlarını yeni açan ve nedir bu konu diye merak edenler varsa orada biliyorsunuz 1, 2, 3, 4 ve farklı güzergahlar olmak üzere dolmuş ve dolmuş hatları vardı. Artık yıllardan beri süre gelen bu dolmuş hatları il içerisinde bazı sıkıntılara sebep oluyordu. Şimdi köklü bir değişiklik, yeni gelen araçlar, modern araçlar, yeni düzenlemeler artık dolmuşlar arasında. Sen benim yolcumu aldın, ben senin yolcunu aldım. İşte aralarındaki kavgalar, tartışmalar, aşırı hızlı gitmeler ve yavaş gitmeler, bekletmeler, bunlar olmayacak sevgili izleyicimiz. Her yerde öyle durup kalkamayacaklar. Sadece belirlenen güzergah içerisindeki duraklarda durup kalkabilecekler ve dolmuşlar arasında yolcu kapma yarışı, telaşası bitecek. Bu anlamda ve kartlı sistemlere de geçirecek. Para üstü verdin, vermedin, parasını kim vermedi, bu gibi telaşlar da sona erecek. Yeni bir sisteme girilecek. Ne zaman? 2 Şubat'tan itibaren sevgili izleyicimiz, bütün ordular Altınordu ilçe merkezinde bunu bekliyoruz. Ama güzergahlar, yollar, güzergahlar sıkça değişiyor. Bunlar nasıl olur? Bunları bilemiyoruz sevgili izleyicimiz. Bunları da işte önümüzdeki dönemler içerisinde göreceğiz bakalım. Aksaklıklar olacak mı yoksa trafiği rahatlatacak mı, daha da sıkışık bir hale mi gelecek ki? Benim bu konuyla ilgili bir görüşüm var. Mesela dolmuş hatlarını öyle bir güzergah çizelim ki başka hiçbir aracın girmemiş olduğu, sadece dolmuş hatlarının gitmiş olduğu bir güzergah belirlendiği zaman çok çok daha hızlı hareket etme olanağı sağlanır ve insanlar artık kendi araçlarıyla gitmektense dolmuşları tercih ederler ve o anlamda çok çok daha hızlı hareketler sağlanabilir düşüncesi içerisindeyim. Ama olur mu? Neler olur? Bunları zamanla göreceğiz. Evet, Karşıkaya pazar yapılmış sevgili izleyicimiz. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ın yapmış olduğu açıklama, Rus pazarı yeri değiştiriliyor.
İçme suyu yatırımından sonra gelinmiş. Yine Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü OSKİ Perşembe ilçesi, Medresönüm Mahallesi ve Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi'ne başlattığı içme suyu yatırımlarında artık sona geliniliyormuş. Bu konuyla ilgili haber sevgili izleyenler. Evet, fırtına balıkçı tezgahlarını vurmuş. Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle tekneler denize açılamamışlar. Tezgahlar boş kalmış sevgili izleyenler. Ve Akkuş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe tarım müdürlüğünün yetkilileriyle birlikte ilçede bulunan fırın ve marketlerde denetlemelerde bulunmuşlar. Evet, güzelim ilimizde turizmi bitirirsiniz diyor Tevfik Karabulut sevgili izleyenler. İyi Parti Ordu kurucu il başkanı avukat Tevfik Karabulut, Altınordu ilçesi Karoluk Mahallesi'nde yapılması karar verilen HES ile ilgili basın açıklaması bulundu ve güzelim ilimizde turizmi bitirirsiniz açıklamaları sevgili izleyicilerimiz. Evet, bir haberle devam edeceğiz. Bakın, soğukta kalan kuşlar için harekete geçmişler ve yüzlerce kuş kafesi doğayla buluşturulmuş. Nerede ve kimler yapmış? Haberimizin detaylarında bulacağız bu soruların cevaplarını. 15. sıra haberimiz. Hep birlikte izliyoruz sevgili izleyenler. Kara kış kapımızı çaldı. Ordu'nun kıyı kesimlerinde etkisini hissettirmeyen kar yağışları yüksek rakımlı ilçeleri beyaza bürüdü. Dalına şu şekilde asıyoruz ki o kuşlarımız, hayvancıklarımız zemini yesin, soğuktan donmasın, ölmesin diye böyle bir etkinlik yaptık. Ordu'nun yüksek rakımlı ilçelerinden biri olan Mesudiye ilçesi Maksut Alan Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar soğukta kalan ve yem sıkıntısı yaşayan kuşlar için harekete geçti. Yüzlerce kuş kafesini doğayla buluşturdu. Ordu ili Mesudiye ilçesi Maksut Alan Kültür ve Dayanışma Derneği yüzlerce kuşa yuva hediye etti. Soğukta kalan kuşların imdadına yetişti. Biz de İstanbul'dan, derneğimizden kalkarak İstanbul'dan yöremize geldik. Maksut Alan köyümüze geldik. Ben dernek başkanı İsmet Soner. Şu anda Maksut Alan Derneği bir ilke imza atıyor. Evet, biliyorsunuz geçen senelerde Mesudiye gazetemizden kuşlarımızın soğuktan öldüğü, efendime söyleyeyim açlıktan öldüğü, bu dönemde biz dernek olarak böyle bir ilke imza atıyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, ben güzel buluyorum bu türlü haberleri, çalışmaları gerçekten. Mesela yine soğukta yollarda kalan kedi, köpek, eşekler vardı. Çam başında Serdar kardeşimiz vardı. Serdar Şimşek, o da o hayvanları besliyordu. Bakın, soğukta kışlar için kafesler burada. Kuş kafesleri yapmışlar. Onları veriyorlar. Doğal yaşamı korumamız lazım. İnsanoğlu o kadar acımasız bir yaşam şekli var ki kendi haricinde hiçbir canlıya yaşam hakkı tanımıyor. Tanımıyoruz sevgili izleyenler. Bu anlamda çevremizdeki doğayı birlikte yaşamamız gereken hayvanlara da destek olmamız gerekiyor. Bakın, onlara öyle kuş evi yapmışlar. Bu da oldukça güzel bir haber. Bir taraftan işte derelerimiz diyoruz. Aman derelerimiz elden gidiyor diyoruz. Bir taraftan işte soğuk kış gününde sevgili izleyenler elini kuş kafeslerini alıp kuşlarının doğal yaşamlarına geri dönmeleriyle ilgili, işte onları beslemeyle ilgili bu soğuk günde vatandaşımızın duyarlılığı. Bunlar güzel şeyler. İşte doğayı, çevreyi korumamız lazım. Yoksa bir 50 yıl sonra planla düşündüğümüz zaman da inanın ki bu dünyadan, şu anki yaşamış olduğumuz dünyadan çok çok farklı bir dünya olacak. Düşünün, Doğu Karadeniz bölgesi, bu bölgede yaşıyoruz ve hunharca çevreye izin vermiyoruz. Yani öyle acımasız, vahşi bir yaşam şeklimiz var ki dereler kuruyor, derelere denizleri kurutuyoruz, denizlerdeki balıkları öldürüyoruz, kuşlar, hayvanlar yaşayamaz hale geliyor, ağaçları kesiyoruz ve 50 yıl sonra bu bölgelerin çöl olmasını ister misiniz? Düşün, bir hayal edin. Ağaçlar, yani diyoruz ya, ama bir ağaç kesiyorum ne olur, buna mı laf ediyorsun diyoruz ya. Düşün işte, sen, ben, o, hepimiz birer ağaç kesersek sevgili izleyicilerimiz, bu ağaçların yerine yenilerini getirmezsek, dikmezsek, bu ağaçları korumazsak, düşünün 50 yıl sonra buraların çöl olduğunu düşünün. Hani o sahra çölleri var ya, adam git bitmiyor o çöller. O çöller gibi olduğunu düşünün. Olmaz mı? Olabilir sevgili izleyicilerimiz.
İnsanoğlu bu hızla giderse biz ağaçları, hayvanları, balıkları sadece ansiklopedilerde görürüz. Veyahut da işte zamanlı çekilmiş olan filmlerde. Evet, bugünkü programımızı burada nihayetlendireceğiz. Saatler 9.43 sevgili izleyenler. Şimdi bazı hobiler, bazı sevgiler vardır ki insan bunları meslek haline getirip bu mesleklerden para kazanıyor. İşte bu şekilde bir sevgi, bitki sevgisi iş sahibi yapmış. 11. sıra haberimizi izliyoruz ama onun öncesine ben veda ediyorum. Yarın yine yeni günde sizlerle birlikte olacağız. Her şey gönlünüzce olsun sevgili izleyicilerimiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Atatürk Üniversitesi Gıda Teknolojisi bölümünden mezun olduktan sonra çeşitli iş kollarında çalışan 32 yaşındaki gıda teknikeri Mehtap Şahin aktarlık yapmaya karar verdi. Bunun üzerine KOSGEB'e başvuran Şahin aldığı 50 bin liralık hibe desteğiyle iş yeri hayalini gerçeğe dönüştürdü. Şahin üniversiteden mezun olduktan sonra 10 yıllık çalışma hayatı olduğunu söyledi. Çocukluktan beri bitkilere karşı merakı ve sevgisi olduğunu, bazı ürünler yetiştirdiğini anlatan Şahin, bu nedenle aktar dükkanı açmaya karar verdiğini, aldığı KOSGEB desteğinin ardından belli eğitimlerden geçtiğini ve kendi işinin patronu olduğunu söyledi. Çocukluğumdan beri ama bitkilere karşı bir merakım vardı. Hatta kendi yetiştirdiğim ürünlerim de var. Bununla birlikte çalışma hayatımda hastanede çalıştım. Laboratuvarda çalıştım. Kalite kontrol sorumluluğu yaptım. Sonuç olarak bu tecrübelerimin sonunda kendi iş yerimi açmak istedim. KOSGEB'in de bizim gibi genç girişimcilere bir desteği olduğunu öğrendim. Eğitime katıldım. Daha sonra karar verdikten sonra çalışmaya başladım. Hazırlıklar yaptım. Ve şimdi hayallerimi gerçekleştirmiş oldum. KOSGEB'in kendileri gibi genç girişimcileri desteklemesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, hayalindeki iş yerini gerçekleştirmesinde destek olanlara teşekkür etti. Gerçekten zorlu bir süreçti. Proje hazırlama aşaması. Tabii bu aynı zamanda bizi tecrübe de kazandırdı. Hiç yapmadığım bir işle ilgili araştırma yapmış oldum, hazırlanmış oldum. Bu anlamda da KOSGEB'in proje istemesi de bizi gerçekten bu iş için belki 3-4 yıl sonramızı bile karar verip hayal etmemizi sağlıyor. İş yeri araştırdım, hayalimdeki gibi bir yer bulmak için çaba gösterdim. Ve hani belki kimsenin cesaret edemeyeceği bir yeri buldum. Elimden gelen bütün gayreti gösterdim. Ve sonuçta çok güzel bir şey ortaya çıktı. Hayallerinin peşinden koşmaları gerektiğini, çaba göstermek gerektiğini istiyorum. Hani bununla ilgili devletimiz de bize belirli başlı yardımlar sunuyor. O yüzden hani vazgeçmesinler, hayallerinin peşinden koşsunlar. Mutlaka hayallerini gerçekleştireceklerine inanıyorum istedikleri takdirde. Yeni gün sona erdi.